Covid-19 bazı yüzeylerde 3 güne kadar yaşayabiliyor. Amerikan hükümeti ve bilim adamlarının yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçlarından bahsetmek istiyorum. Bu çalışma Mart başında yayınlandı. Üstelik New England Journal of Medicine'da, yani tıbbın ana literatür kaynaklarından bir tanesinde yapılan bazı testler sonrasında yeni koronavirüsün havada birkaç saat, bazı yüzeylerde ise yaklaşık 3 güne kadar yaşadığı gösterildi. Bu çalışmaya göre virüsün hava yoluyla yayılabileceği ve doğrudan kişiden kişiye temasının yanı sıra enfekte olmuş kişilerin dokunduğu yüzeylerden de bulaşabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmada araştırmacılar yeni virüsün örneklerini havaya yaymak için bir nebulizatör cihazı kullandılar. Hani böyle çocuklarınızın hava yollarına ilaç vermek için kullandığınız o ilacı püskürten şey var ya, işte bunu kullandılar. Adeta bir kişinin öksürdüğünde veya hapşırdığında havaya virüsün yayılmasını taklit edebilmek için nebulizatör ses dalgalarıyla veya basınçla hava ile sıvı halindeki ilaçları buhar haline getiren, solunum yoluyla alınabilmesini sağlayan bir cihazdır. Aynen burada gördüğünüz gibi. Araştırma bulguları çarpıcı. Canlı virüsün havada 3 saate kadar, bakır yüzeylerde 4 saate kadar, kartonda ve kağıt üzerinde 24 saate kadar, plastik ve paslanmaz çelik üzerinde ise 2 ila 3 güne kadar yaşayabildiği bulundu. Dolayısıyla buradan anladığımız bilgi şu: yani bir kişi enfekte, hapşırdı, diyelim çelik bir yüzeye dokundu veya plastik bir yüzeye dokundu, telefonun kılıfına dokundu diyelim. Orada 3 gün boyunca canlı kalabiliyor. Araştırmacılar 2003'te SARS salgınında neden olan virüs üzerinde yaptıkları testlerde benzer sonuçları elde ettiğinden virüsün dayanıklılığındaki farklılıklar yenisinin neden bu kadar yayıldığını açıklamıyor. Yani eskiden de böyleydi, bugün de böyle. Yani SARS'ta da böyleydi, bugünkü yeni koronavirüste de böyle. Testler Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Amerikan Bilim Vakfı tarafından finanse edilen Ulusal Sağlık Enstitüleri, Princeton Üniversitesi ve UCLA, yani Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi bilim adamları tarafından yapıldılar. Bulgular henüz diğer bilim adamları tarafından incelenmedi ve araştırmacıların yayınlanmadan önce çalışmalarını hızlı bir şekilde internet sitesinden paylaştılar. Bu testlerin bize gösterdiği en önemli nokta hijyenin önemi. Hep söylüyoruz, ellerimizi yıkamak çok önemli. En az 20 saniye boyunca sabunla ellerimizi yıkayalım. Enfekte olmuş kişilerin yüzeyleri kirletebileceğini unutmayın. Ellerinizle ağzınıza, burnunuza, gözlerinize sürmemeye işte bu yüzden dikkat edin. Bilgisayar klavyeleri, cep telefonları, kredi kartları, kapı kolları, musluklar gibi gün boyunca temas ettiğiniz sık kullanılan nesneleri ve yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin. Ayrıca temizlediğiniz yüzeyin 3 dakika ıslak kalmasına izin verin. Daha sonra kullanmaya başlayın efendim. Sağlıkla kalın diyorum. Virüsten korunduğunuz bir hayat sizlerin olsun. Bilgilendirmelerimize devam edeceğiz. Bilgi güncellemek adına kanalımıza abone olmayı unutmayın ve aşağıya yorumlarınızı yazmayı ihmal etmeyin. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.